Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni Ragıp Şahin. Matsev yayınları 7. sınıf soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda açılar konusuna ait beceri temelli testin çözümlerini yapacağız. Hazırsanız ilk sorudan başlayalım. Şekilde verilen masa lambasının üst kısmı ile alt kısmı birbirine paraleldir. Buna göre x açısı kaç derecedir diye soruluyor. Neresi paralel? Üst kısmıyla yani şurasıyla şöyle uzatalım burayı alt kısmı yani şurası birbirine paralel. O zaman burada kalem ucu kuralı dediğimiz kural var. Yani bu üç açının toplamı 360 olmalı. x artı 110 artı 120 eşittir 360. 110 ile 120'nin toplamı 230 ediyor. Diğer tarafa eksi olarak atıyoruz. x eşittir o zaman 360 eksi 230'dan ne yapıyor burası? x eşittir 130 oluyor. Cevabımız B şıkkı oluyor. Peki kuralı bilmezsek nasıl yapacağız? Kuralı bilmezsek şu köşeden bir tane paralel çizeceğiz. Burası 120 ise karşı durumlu açıdan dolayı şurası 60 derece olmalı. Toplamları 180 olduğu için 110'un 60'ı bu tarafta kaldıysa 50'si de üst tarafta kalacak demektir. Burada da yine karşı durumlu açı var. Toplamları 180 olmalı. 180'den 50 çıkınca burası da 130 oluyor. Burada ikinci yol olarak aklımızda bulunsun. İkinci soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki şekilde dikdörtgen biçiminde bir parkta kesişen yollar görülmektedir. A ile gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş. Parka bakıyoruz hemen kesişen yollar. Burası 60 derece. Eğer şurayı doğru olarak kabul edersek bu tarafı 60 derece ise bu tarafı ne olmak zorunda? Bütünler açı olduğu için 120 derece olmak zorunda. Yani toplamların 180 olması gerektiği için burası 120 derece dikdörtgen biçiminde olduğuna göre burası da 90 derece. Aynı şeyi şimdi şu yolda yapıyoruz. Eğer bu yol şurası, burası 80 derece ise bu tarafı da ne olmak zorunda? 100 olmak zorunda toplamları 180 olması için. Şimdi bu dörtgeni incelediğimiz zaman neler görüyorum burada? A var, 90 var, 100 var ve 120 var. Bunların toplamı 360 olmalı. A artı 90 artı 100 artı 120. Bunların toplamı 360 olmalı. Çünkü dörtgenlerin iç açılar toplamı 360'tır. Şurayı topluyoruz. 120, 220, 310. 310 diğer tarafa nasıl geçiyor? Eksi olarak a eşittir 360 eksi 310'dan a eşittir ne çıkıyor o zaman? 50 derece çıkıyor. Cevabımız da b şıkkı oluyor. Üçüncü soruyla devam edelim. O kurallarını ya da karşı durumlu açıları kullanabileceğimiz bir soru. Şekilde kraküsü verilen sokakların genişlikleri aynıdır. Karanfil sokağı, menekşe sokağı ve papatya sokağı birbirine paralel. Karanfil ve lale sokakları arasındaki açı 120. Gül ve menekşe sokakları arasındaki açı 135 derecedir. Buna göre lale ile gül sokakları arasındaki açı kaç derecedir? Şeklin üzerinde zaten hepsi verilmiş. Karanfil sokakla papatya sokak ve Menekşe Sokak birbirine paralel deniyor. Şimdi sol tarafta şuradan Lale Sokağı birleştirirsem Papatya Sokak ve Karanfil Sokak burada bir U kuralı var. Yani karşı durumun açı. Şurası 125 derece ise 180 olması için buraya 55 derece kalıyor. 180'den 125'i çıkartarak bulduk. Aynı şekilde sağ tarafta yaparsam burayı birleştirirsem şu şekilde 135 derece burası 180'den çıkarttığımızda buraya da ne kalıyor? 45 derece kalıyor. O zaman şu üç açının toplamı 180 olmak zorunda mı? Evet zorunda. Çünkü burada bir doğru var. Yani doğru açı. X artı 55 artı 45. Bunların toplamı ne olacak? 180. 55 ile 45'i toplarsanız 100 olur. Diğer tarafa eksi olarak geçer. X eşittir. 180 eksi 100'den x eşittir 80 olur. Cevabımız da b şıkkı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Vaspendos kavşağında verilen açı ölçülerine göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Yolların genişliklerini burada ihmal edeceğiz. Bu açıların toplamı 360 derece olmalı. Çünkü burası tam bir daire şeklinde dairenin tamamı 360 derecedir. O halde açıları topluyorum. 130 artı 40 artı 20 artı 60 artı 80. Bunların hepsini toplayalım. Sonra x kalıyor zaten. 360 dereceden de x'i çıkartarak bulacağız. Burası 0. 3, 4 daha 7, 2 daha 9, 6 daha 15, 8 daha 23 elde var. 2, 1, 2 de elde, 3. 330 derece oldu. 360 dereceden 330 dereceyi de çıkardığımız zaman x'i 30 derece olarak bulmuş oluruz. Cevabımız aşık olur. 5. soruyla devam ediyoruz. Şekilde teknenin yelken direkleri teknenin tabanına diktir diye bir ifade var. KAB açısı 118 derece. Hemen verileni şeklin üzerine yazalım. KAB yani şu açıdan bahsediyor burası. 118 derece verilmiş. MCB açısı neresi? MC buradan da B'ye yani şurası. Burası da 132 derece olarak verilmiş. ABC kaç derecedir diye soruluyor. ABC neresi? ABC. Yani şu açıda bize soruluyor. Şöyle kırmızıya boyayalım. Burası da bize soruluyor. Şimdi paralel ola, e, yelken tekneye dik olduğuna göre bu 3 tane doğru parçası birbirine paralel. Paralel olunca burada o kuralı oluyor. Yani karşı durumlu açı. 180 dereceden 118 dereceyi çıkartırsak 62 buluyoruz. Nereyi? Şu açıyı 62 derece bulduk. Aynı şekilde sağ tarafta da aynı kural var. 180'den 132'yi çıkardığımızda ise 48 derece buluyoruz. Nereyi? Şurayı. O zaman bize sorulan yer 62 ile 48'in toplamı olacak. Bu da 110 derece eder. Cevabımız B şıkkı. Altıncı soru diyor ki birbirine eş Üçgen şeklindeki direklerin açıları şekildeki gibi verilmiştir. ABCD'ye paralel ve KLMN'ye paralel olduğuna göre soru işaretiyle belirtilen açı kaç derecedir diye sorulmuş. Bunlar birbirine eşse burada yöndeş açılar var. Yani şuradaki 70 derecelik açı burada da 70 derece demektir. Ve dolayısıyla şurada da 70 derece demektir. Kırmızıyla boyadığım yer 70 derece. Aynı şekilde yöndeş açı. Burası da 70 derece oldu. Sonra Şurası 50 derece verilmiş. Yeşille boyayalım burayı da. Eşit olduğuna göre bu iki direk. Şurası da kaç derece olacak? 50 derece olacak. Üçgenin iç açılar toplamı kaç derece? Biliyorsunuz. Kaç derece? 180 derece. O zaman buradaki soru işareti 50 ve 70'in toplamı 180 olmalı. Soru işareti artı 50 artı 70 eşittir 180. 50 ile 70'in toplamı kaç ediyor? Evet 120 ediyor. Diğer tarafa eksi olarak geçti soru işareti 180 eksi 120'den soru işareti eşittir 60 derece oluyor. Soru işaretiyle belirtilen yer 60 derecedir. Cevabımız da B şık. 7. soruda bir kroki verilmiş. Yukarıdaki kroki de Papatya Caddesi ile Menekşe Caddesi birbirine paraleldir. Yolların genişlikleri birbirine eşittir. Şekilde verilenlere göre ABC açıları kaç derecedir diye sorulmuş. Şekle bakalım ABC'yi bulmaya çalışacağız. Şimdi şurada Papatya Caddesi ile Menekşe Caddesi'nin paralel olduğu verilmişti. Papatya Caddesi ve Menekşe Caddesi'nin üstünden geçelim. Papatya Caddesi'ni çizdim. Menekşe Caddesi'ni de çizdim. Bunlar birbirine paralel. Sonrasında ne var? Şurada bir kesenimiz var. Şuradaki açı 75 derece. Yani şurası 75 derece demek. Karşı durumlu açıdan dolayı şurası ne olacak? 105 derece olacak. Bu açıyla şuradaki açı iç ters açı dolayısıyla burası da 75 derece olacak. Yani B'yi 75 olarak bulduk. B'yi 75 olarak bulduğuma göre A ve B şıklarını eleyebilirim. Devam edelim. Şurada M kuralı var. Bakın şöyle yan duran bir M harfi görüyorsunuz. 30 ile A'nın toplamı kaça eşit olmalı? 80'e. O zaman 80'den 30 çıkartarak 50 buluyoruz. Neyi? A'yı. A'da 50 olacak. A'nın 50 olması gerektiğini zaten şıklara baktığımızda C ve D şıkkında 50'yi görüyoruz. C olayı bitirecek ya 100 ya 110 olacak buna göre de cevap vereceğiz. C'ye baktığımızda ise burada kalem ucu kuralını görüyoruz. Yani toplamları 360 olmalı. C artı 135 artı 125 bunların toplamı 360 olmalı. 135 125 daha 260 diğer tarafa eksi olarak geçti. C eşittir 360 eksi 260 dansa C eşittir 100 derece olarak bulundu. C'nin 100 olduğu şık D şıkkı cevabımız da D. 8. soruyla devam ediyoruz. Kroki'de C ile D caddesi, F ile de B caddesi, E ile de A caddesi birbirine paraleldir denmiş. Hemen C ile D aynı renklere boyayalım. D ile C birbirine paralel denmiş. Çizelim şu şekilde. Bunlar birbirine paralel. Başka ne paralellikler verilmişti? F ile B. B'ye bakalım. Nerede? Burada. F sokakla paralel. Ve bir tane daha vardı. O da E ile A. E şurası. ve A. Bunlar birbirine paralel. Buna göre soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir denmiş. Soru işareti nerede? Şurada. Buranın kaç derece olduğunu bulacağız. Nasıl bulacağız? Önce mavilere bakalım. Burası 130 derece verilmiş. O zaman bu kuralına göre şurası 50 derece olacak. 180 dereceden 130 dereceyi çıkarttık. Burayı 50 derece bulduk. C ile de D paralel olduğu için yöndeş açıdan dolayı burası da 50 derece oldu. Sol tarafa baktığımızda şu kırmızıyla çizdiğim yerden şurası 60 derece yöndeş açıdan dolayı C ile D sokak birbirine paralel olduğu için burası da 60 derece oldu. O halde soru işareti 60 derece ve 50 derecenin toplamı 180 derece olmalı üçgenin iç açılar toplamından. 60'ın 50'nin toplamı 110 diğer tarafa eksi olarak geçti. Soru işareti 180 dereceden 110 derece çıkartılarak bulacak. Yani soru işareti 70 derece olacak. Cevabımız da D şıkkı 9. soru benzer mantıkta bir soru. Paralellikler var. Bu paralellikleri aynı renge boyayarak belirginleştirelim. 4. cadde ile 4 pardon 4. sokakla 3. sokak birbirine paralel verilmiş aynı renge boyadık. Başka birinci sokak ile birinci cadde birbirine paralel verilmiş. Birinci sokak ile birinci cadde birbirine paralel verilmiş. Bunu da belirginleştirdik aynı renge boyayarak. Sonra ikinci sokak ile dördüncü sokak birbirine paralel verilmiş. İkinci cadde ve dördüncü ikinci sokak şöyle buralarda birbirine paralel verilmiş. Bize sorulan yer neresi? Bize sorulan yer ise birinci ve ikinci cadde arasındaki açı. Yani şurası soruluyor siyahla boyadığım yer. Şurada 120 derecelik bir açı görüyoruz. Paralellik olduğu için şurada U kuralı var bakın şöyle 120. Şurası ne olacak? 60 derece olacak. Bu açıyla da şu açı yöndeş açı olduğu için burası da 60 derece oldu. Sol tarafa bakalım. Şurada 110 derece var. Şöyle tamamı 180 olmak zorunda. Dolayısıyla burası da kaç derece oluyor? 70. 180'den 110'u çıkartarak 70 derece bulduk. Aynı e, iç ters açıya göre, bakın burası sol üste bakan taraf. Buradaysa sağ alta ta bakan taraf var. Yani iç ters açılar var. Dolayısıyla burası da 70 derece olmak zorunda. Şu açıyla şu açı birbirine eşit olmak zorunda. E bize sorulan yer şurası x diyelim üçgenin iç açılar toplamına göre x ile 70 ve 60'ın toplamı 300 şey 180 olmak zorunda. Çünkü üçgenin iç açılar toplamı nedir? 180'dir. 70 60 daha 130 diğer tarafa eksi olarak attık. x eşittir 180 eksi 130'dan x eşittir 50 derece oldu. Cevabımız da B şıkkı. 10. soruda bir kroki verilmiş yine. Krokiyi doğruda açılar ile ilişkilendirmek için bunu tekrar bir çizelim. Nasıl çizeceğiz? Paralel caddeler denmiş. Konya Altı Caddesi şurada. Lara Caddesi şurada. Özgürlük Caddesi burada. Metin Kasapoğlu Caddesi de burada. Şuradan bir kesenimiz var. Şöyle gidiyor. Ve şöyle de bir kesenimiz var. Buradan gidiyor. Şurası 50 derece verilmiş. Şimdi bu sorunun çözümünü yapacağız. Şurası da 110 derece verilmiş. Şurası B açısı, şurası da A açısı. A ile B'nin toplamı soruluyor bize. Bunu doğruda açılar şeklinde çizmiş olduk. Şurayı uzatalım. Neler olacak bakalım? Şununla şu paralel. Dolayısıyla burada bir O kuralımız var. Karşı durumlu açı U kuralı. 110 derece ise burası 70 derece olmak zorunda. Karşı durumlu açıların toplamı 180'dir. Burası ile burası iç ters açı olduğu için ters açı olduğu için daha doğrusu A açısını 70 derece olarak bulduk. Şu şeklin üzerinde de yazalım. Burası 70 derece. Şimdi bir tane daha paralel çiziyorum şuradan. Şu şekilde. Yöndeş açıdan dolayı burası da 70 olacak. 70, 50 daha 120. Buraya da kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Üçünün toplamı 180 olması gerektiği için. 60 derece ile B açısının toplamı da yine 180 olmak zorunda. O zaman buraya da kaç derece kaldı? 120 derece kaldı. Yani B açısı da 120 derece olmalı. Bize A artı B soruluyordu. A'yı 70 bulduk. B'yi 120 bulduk. Bunların toplamı da kaç derece yapıyor? 190 derece yapıyor. Cevabımız da değişik oluyor. 11. soruda İkinci ve beşinci kanalların oluşturduğu dar açının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş. İkinci ve beşinci kanal şurası, dar açı burası. Burası soruluyor bize. Birinci kanal ikinci kanala, diğer üç kanal da birbirine paraleldir denmiş. O zaman burada birbirini kesen paralel doğrular var. Burası 115 derece ise yöndeş açıdan dolayı, çünkü birinci kanalla ikinci kanal birbirine paraleldi, burası da 115 derece olmak zorunda. Bunun haricinde diğer kanallar da birbirine paralellemiş. Yani 5. kanalla 4. kanal birbirine paralel. 2. kanalda bunları kesen bir doğru parçası olarak düşünürsek burada kırmızı ile yazdığım gibi o kuralı var. O zaman soru işaretiyle 115 derecenin toplamının 180 dereceye eşit olması beklenir. 115 diğer tarafa eksi olarak geçtiğinde ise 180'den 115 çıktı. Kaç kaldı? Evet 65 kaldı. Cevabımız B şık. Yine bir kroki sorusu. 12. soru. 3. sokak ile 1. sokak arasında kalan dar açı sorulmuş. 3. sokak nerede? Şurada. Yani şöyle çizebiliriz. 1. sokakta burada. Zaten soru işaretiyle de gösterilmiş. Şurası soruluyor bize. Bakalım neler var. 2. cadde ile 2. sokağın oluşturduğu geniş açı 130 derece. Burada verilmiş. Olduğuna göre denmiş. O zaman bu açıyla şu açı yöndeş açı olduğundan dolayı burası 130 derece olacak. Birinci cadde ikinci caddeye paralel. Yani şunlar birbirine paralel. Birinci sokak ikinci sokak paralel. Yani şunlar da birbirine paralel. O halde 130 derecelik bu kısım 130 derece ise diğer kısma da 50 derece kalır. 180 olması için doğru açı 180 derecedir. 180'den 130 çıkartarak 50 dereceyi bulduk. Neresi 50 derece? Şurası. Şurası 90 derece verilmiş. Üçgenin iç açılar toplamı zaten 180. O zaman x yani soru işareti dediğimiz yer x olsun. Şurası zaten 50 bulundu. Ve burada da diklik işareti var yani 90 derece. Bunların toplamı 180 olmak zorunda. 50 ile 90'ı topladık. 140 diğer tarafa eksi olarak attık. X eşittir 180'den 140 çıkınca kaç kaldı? 40 derece kaldı. Cevabımız da B eşit oldu. 13. soruyla devam ediyoruz. Şekildeki K noktası 3 farklı yolun kesişim noktasıdır. Papatya Caddesi ile Lale Caddesi, Menekşe Caddesi ile Karanfil Caddesi, 12. Cadde ile Perge Caddesi birbirine paraleldir. ABC toplamı kaç derecedir diye soruluyor. Burada yapmamız gereken paralelleri belirginleştirmek. ilk olarak yapmamız gereken bu. Şöyle yapalım. Menekşe Caddesi. Menekşe Caddesi ile Karanfil Caddesi'ni belirginleştirdik. Bunlar birbirine paraleldi. Papatya Caddesi ile de Lale Caddesi. Onları da belirginleştirelim. Papatya Caddesi burada. Lale Caddesi burada. Bunları da belirginleştirdik. Ve son olarak da Perge Caddesi ile 12. Cadde. 12. Cadde ve Perge Caddesi. Şimdi burada verilenler neler? Bakın Menekşe Caddesi pembe ile turuncunun kesiştiği yerde B açısı oluşmuş. O zaman pembe ile turuncunun kesiştiği her yerde B açısı oluşacak. Bakın burada pembe ile turuncu B açısını oluşturuyor. Yani şurası B açısı çünkü bunlar yöndeş açı. A açısı nerede? A açısı yeşille pembenin kesiştiği yer. Şurası o zaman yeşille pembenin kesiştiği başka bir yere de A açısı diyeceğiz. Yeşille pembe burada kesişiyor. Yani şurası A açısı. Dolayısıyla şurası da A açısı. C açısı da zaten burada. ABC dikkat ederseniz üçgenin iç açıları oldu. ABC toplamı soruluyor bize. Üçgenin iç açıları da 180 derece olduğuna göre ABC toplamı da 180'dir. Yani cevabımız şıkkı. 14. soruyla devam edelim. Bir yol üzerinde birbirine paralel 3 sokak lambası verilmiştir. Birinci sokak lambasının zemin ile yaptığı sağ taraftaki açı 7x artı 15. İkinci sokak lambasının zemin ile yaptığı sağ taraftaki açı 9x eksi 7. Bu iki açı gençler nedir? Yöndeş açılardır. Yöndeş açılar birbirine eşit olmak zorunda. Yöndeşliği nereden anladık? 1, 2, 3 numara paralel. Zemin de zaten düz. Dolayısıyla buradaki açıyla buradaki açı yöndeş açı olmak zorunda ve birbirine eşit olmak zorunda. O zaman 7x artı 15 eşittir. 9x eksi 7 diyoruz. 7x'i sağ tarafa eksi olarak, eksi 7'yi sol tarafa artı olarak atacağız. 9x eksi 7x eşittir. 15 artı 7 olacak. Yani 2x eşittir 22. Her iki tarafı 2'ye böldüğünüzde x eşittir 11 olarak bulunur. x 11 ise 7 kere 11 77. 77 artı 15'ten kaç derece oluyor burası? 92 derece oluyor. Dolayısıyla burası da 92 derece oldu. Ne soruluyor bize? Üçüncü sokak lambasının zeminle yaptığı sol taraftaki açı. Üçüncü sokak lambası zeminle yaptığı sol taraftaki açı. Burası soruluyor. Burada ne var? Karşı durumlu açılar var veya sizin söylediğiniz gibi o kuralı var. Burası 92 derece ise burası kaç derece olmalı. O kuralına göre bu ikisinin toplamı 180 derece olmak zorunda. Yani 180'den 92'yi çıkartarak bulacağız. Bu da x eşittir 88 olacak. Cevabımız da A şıkkı. 15. soruyla devam edelim. 12. cadde ile perge caddesi birbirine paraleldir. 12. cadde ile ana yol arasındaki açının ölçüsü 140 derece. Perge caddesi ile Burhanettin Onat caddesi arasındaki açının ölçüsü 60 derecedir. Buna göre Burhanettin Onat caddesi ile ana yol arasındaki dar açının ölçüsü kaç derecedir? Şekli biraz yaklaştıralım daha rahat görmek. Soruda verilenler zaten şeklin üzerine çizilmiş. O zaman biz yapmamız gerekenleri yapalım. Burası 140 derece yöndeş açıdan dolayı burası da 140 derece olacak. Buraya yerleştirdik. Tamamı şöyle caddeye düz bir şekilde çizersek 180 derece olması gerekir. 180 derece olması için de bu tarafa kaç derece kaldı? 40 derece kaldı. Bize Burhanettin Onat ile ana yol arasındaki açı soruluyordu. Yani şu cadde ile şurası arasındaki dar açı soruluyordu. Bakın burada 60 ve 40 görüyorsunuz. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olacak. Şöyle üçgene tamamlarsak. Dolayısıyla 60 ile 40'ı topluyorum. Kaç derece yaptı? 100 derece yaptı. 180 dereceden 100 dereceyi de çıkardığımızda 80 derece oldu bize sorulan yer. 80 cevabı şıklarda D şıkkında mevcut. Cevabımız D. 16. soruda Gökhan'a Orienting yarışmasında hedefe ulaşmak için izlediği yol talimatı şu şekilde veriliyor. A noktasından B noktasına kadar batı doğu doğrultusunda ilerle. Batı doğu sağ sol demek. Dolayısıyla şöyle dümdüz ilerlememiz gerekiyor. A'dan B'ye doğru dümdüz. Sonra B'den C'ye kuzey doğu doğrultusunda 6x ilerle. Kuzey doğu sağ üst köşe demek. B'den C'ye doğru. Sağ üst köşedeki C şurası. Dolayısıyla şöyle ilerlememiz gerekiyor. C'den D'ye güneydoğu doğrultusunda. Güneydoğu nerede? Sağ alt köşede. Dolayısıyla C'den D'ye sağ alt köşeye doğru ilerledik. D'den E'ye de AB ile paralel. Yani şöyle doğu-batı doğrultusunda ilerle diyor 6x derecelik açıyla. Şimdi verilenleri şeklin üzerine de yazalım. B'den C'ye doğru 6x açı demişti. B'den C'ye şurası 6x olmalı. Yine şurada 3x derece diyordu. Şurası 3x olmalı ve şurası 6x olmalı. Verilenleri şeklin üzerine aktardık. Bu verilenlere göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi bu verilenlerle açılarımızı oluşturalım. Şuradan C köşesinden bir tane daha paralel çiziyorum. Çünkü AB ile DE zaten birbirine paralel denmişti burada. Bakın DE ile AB birbirine paralel denmişti. Bir tane de ben paralel çizdim. Ne işime yarayacak bu çizdiğim paralel? Daha önce e, short videoda göstermiştim bu yöntemi. Şurası 180'den 6x çıkartılarak bulunacak. U kuralı olduğu için 180 eksi 6x. Burası da yine U kuralı olduğu için 180 eksi 6x olacak. Burada oluşan 3 açının toplamı ise 180 olmak zorunda. 180 eksi 6x var. 2 tane var bundan çarpı 2 diyoruz. Bir de ortada 3x'imiz var. Artı 3x. Bunların toplamını 180'e eşitleyeceğiz. Eşittir 180. Çarpma işlemini yapalım şurada. Ne oldu? 360 eksi 12x artı 3x eşittir 180. Eksi 12x ile 3x benzer terimler topladığınızda eksi 9x yapar. 360 eksi 9x eşittir 180 oldu. Sonra ne yapıyoruz? Denklemi çözüyorum. 180 bu tarafa eksi olarak 9x diğer tarafa artı olarak geçti. 360 eksi 180 eşittir 9x oldu. 360'dan 180 çıkınca 180 eşittir 9x oldu. Her iki tarafı şu 9x görünmüyor. Kendimi biraz kapatayım. Her iki tarafı 9'a böldüğümüzde ise x eşittir 20 olacak. Bize de x kaçtır diye sormuş. Cevabımız C şıkkı. 17. soruyla devam edelim şekilde de bir doğrusu üzerine düz bir ayna yerleştirilmiştir. A noktasında bulunan bir lazer ışık kaynağından gönderilen ışık B ve C noktalarından geçmektedir. D1 paraleldir D2 ve AB uzunluğu BD uzunluğuna eşit ve AC açısı 68 derece olduğuna göre A noktasından gönderilen ışık D ve E noktalarından geçtiğine de göre ADE açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi görüntüyü biraz yaklaştıralım. Verilenleri de şeklin üzerine aktaralım. Neydi? Veya AC açısı 68 dereceydi. BAC açısı 68 derece. Şuraya yazdım 68. Sonra AB ile BD eşit. AB ile BD birbirine eşit verildi. Sonra ne yapabiliriz burada? Burası 68 derece yansıma olduğuna göre şuradan çizeceğimiz bir yükseklikle. Şurada iki eş üçgen oluşturabiliriz. Yani burası 68 derece ise burası da 68 derece olur. İç ters açıdan dolayı şurası da 68 derece olur. 68, 68 daha ne yapıyor? 68 artı 68, 136 yapıyor. 180 dereceden 136 dereceyi çıkartırsak 44 derece kalıyor şu B açısına. Şurası da 68 derece olacak. Şundan iç ters açı olduğu için... 44 derece ile 2'ye böldüğümüzde Burası 22 derece Burası 22 derece olacak Bunlar ne işimize yarıyor şimdi şurada görmüş olduğumuz açı 22 22 ve 68 Burası a b d üçgeninin bir iç açısı 22 22 ve 68 Burası ne yapar 112 yapar 180 dereceden 112 dereceyi çıkartırsak da ne kalıyor? 68 derece kalıyor. Bu 68 dereceyi de 2'ye böleceğiz. 2'ye böldüğümüzde 34 olacak. 34 olan yerler şuralı. Burası 34, şurası 34 gibi. O halde burada da A'dan D'ye yansıyan bir lazer ışını var. Bakın şöyle ışın gönderiliyor. Buradan da yansıyor. Dolayısıyla şuradaki yansıma açısı da yine 34 derece olacak. Bize ne soruluyordu? ADE ADE yani şurası soruluyor. O zaman bizim yapmamız gereken şey şu 34 ile bu 34'ü toplayıp 180'den çıkarmak. 34 34 68. 180'den 68'i de çıkartırsak 112 derece olarak bulunur. Cevabımız da B şıkkı olur. 18. soruyla devam ediyoruz. Merve Hanım yukarıdaki eş büyüklükte kapakları olan dolabın kapaklarını aşağıdaki gibi belirli açıyla açıyor. Açılara bakıyorum 35 derece ve 65 derece görüyoruz. Merve Hanım bu dolap kapaklarından hangi kapağı hangi yönde kaç derece çevirirse kapakların son durumu birbirine paralel olur denmiş. Şimdi bakıyoruz burada ne var? 65 derecelik bir açı var. Şurada görüyorsunuz 65 derecelik açımız. Şimdi şu çizmiş olduğum bizim kesenimiz olacak. Burası 65 derece, burası 35 derece. Şunlar da bizim nelerimiz olacak? Paralellerimiz olacak. Paralel olmasını isteyeceğiz. Şimdilik paralel değil, paralel olmasını sağlayacağız. Nasıl paralel olabilir? Saat yönünde şu sol taraftaki kapağı saat yönünde bayağı bir açması lazım. Şununla aynı olması için. Yani şöyle olmasını istiyorsak, burası 65 derece olacaksa, 65 35 daha 100 eder. 180 dereceden çıkartırsak burası da 80 derecedir. Yani sol kapak saat yönünde 80 derece olabilir. Bakalım var mı böyle bir şey? Sol kapak saat yönünde 80 derece var. Cevabımız C şıkkı. Eğer bu olmasaydı ne yapacaktık? Şunları bir silelim. Eğer C şıkkı olmasaydı bu sefer sağ kapağı açarak bu soldaki kapağı paralel yapmaya çalışacaktık. Yani kapak şu hale gelecekti. Burası 35 derece olmalıydı. 65, 35 daha 100. O zaman burası 80 derece kalacak. Bu sefer saat yönünün tersinde sağ kapak saat yönünün tersinde 80 derece olmalı. Sağ kapak saat yönünün tersinde 70 derece denmiş. Yanlış. 80 derece olması gerekiyordu. Cevabımız C şıkkı. Geldik 19. soruya. Mavi ve turuncu renkli birbirine paralel iki çubuğun üzerine sağa ve sola dolu hareket edebilen birer tane açı ölçer yerleştirilip merkezleri aşağıdaki gibi bir çubuk ile birleştirilmiştir. Çubuklar arasında kalan açılar ABCD olarak harflendirilmiştir. Turuncu çubuk üzerindeki açı ölçer sağa doğru hareket ettirildiğinde ifadelerinden hangileri doğru olur diye sorulmuş. Turuncu çubuğun üzerindeki yani şunu alttakine sağa doğru hareket ettirdiğimizde şu hale gelecek. Yani aç ölçer buraya gelecek. Dolayısıyla şöyle açılar oluşacak. Bakın B şu kadardı. Ne kadar oldu? Şu kadar oldu. Yani B azaldı. A'ya bakalım. A nerede? A şurada. Şöyleydi. Şu mavi çizgiye kadar arttı. O zaman A artan bir açı olacak. C şu... sol taraftaydı. Geniş açıydı. Bakın sağa doğru kaydırınca C'nin yeni yeri burası oldu ve dar açı oluştu. Dar açı oluşmak zorunda değil ama azaldığını görmemiz açısından önemli. C azalacak. Dolayısıyla C azalınca D de artacak. D burada dar açıydı. D'nin yeni, yeni yeri burası. D'nin ölçüsü de arttı. A ile D artar. B ile C azalır diyeceğiz. B küçülür doğru. A, C açıları toplamı değişmez. A artarken C azalıyor. A ile C zaten karşı durumlu açılar. Bakın A burada, C burada. Bunların toplamı her zaman 180. Dolayısıyla değişmez. Bu ifade de doğru. D açısı büyürken A açısı küçülür. D açısı büyürken A açısı küçülür demiş. A açısı küçülmez. Bu ifade yanlış. Dolayısıyla cevabımız 1 2 yani A şıkkı. Geldik 20. soruya. Videonun sonuna da yaklaşıyoruz artık yavaş yavaş. Burada bir hatırlatma yapayım. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Yeni sezonda 8. sınıfa geçtiğinizde yani sizler için çok özel çalışmalarım olacak. Kaçırmamanızı öneririm. Geçelim 20. soruya. Ezgi birer uçları sabitlenmiş. Diğer uçları birbirinden bağımsız hareket edebilen özdeş 3 çubuk ile açı ölçer üzerinde aşağıdaki düzeneyi oluşturmuştur. Ezgi düzenek şeklindeki şekildeki konumdayken birinci ve üçüncü çubuğu ters yönde eşit miktarda hareket ettirmiştir. Daha sonra sadece 100 dereceyi gösteren ikinci çubuğu hareket ettirerek bir ve üçüncü çubuğun arasında kalan açının açı ortayını gösterir konuma getirmek istemektedir. Bunun için ezgi ikinci çubuğa çubuğu kaç derece gösterir konuma getirmesi gerekir diyor. Şimdi birinci ve üçüncü çubuk ters yönde eşit miktarda hareket ettirilmesi sonucunda bu ikisinin arasında kalan açının açı ortayı şu anki durumun açı ortayıyla aynı yeri gösterir. Yani şu anda birinci çubuk 120'yi ikinci üçüncü çubuk 40'ı gösteriyor. Bunların tam ortasında hangisi var? 120 ile 40'ı toplarsanız 160, 160'ı da 2'ye bölerseniz 80. Yani 80 dereceyi göstermek zorunda açı ortayımız şöyle olmak zorunda. Siz bu birinci ve üçüncü çubuğu eşit miktarda açtığınız zaman ister 20'şer derece açın ister 25'er derece açın açı ortayın yeri değişmez. Yani mutlaka burada olmak zorunda. 80 dereceyi göstermesini istiyoruz. Şu anda kaç dereceyi gösteriyor? 100 dereceyi. O zaman 20 derece sağa doğru döndürülmesi gerekir. Hangi açıyı göstermesi gerekir diyor. Göster hangi açıyı kaç dereceyi göstermesi gerekir? 80 dereceyi göstermesi gerekir. Cevabımız B şıkkı. 21. sorudayız. Bir ışık ışınının aynaya geliş açısı yansıma açısına eşittir deniyor. Yani geliş açısı şurası x derece, yansıma açısı da şurası, burası da x derece olması gerekir. Şekildeki AB ışını KL aynasına B noktasına çarpıp yansıdıktan sonra yerdeki C noktasına çarpıyor. AB ışını yere paralel ve DCB açısı 70 derece burada verilmiş. Işık ışının aynaya geliş açısı kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi şuradaki paralellikleri bir, bir belirleştirelim. AB ışını şurası AB ışını nereye paralel? Yere paralel. Yer nerede? Burada. Bu ikisi birbirine paralelse burada BC'de kesenimiz olur ve U kuralından karşı durumlu açıdan şu açıyı 110 derece buluruz. Nereden bulduk 110'u? Burası 70 ise ikisinin toplamı 180 olmak zorunda. 180'den 70'i çıkartarak 110 dereceyi bulduk. Sonra K şurada x, 110 ve x'ten oluşan doğru açıdır. Yani 2x artı 110'un 180'e eşit olması gerekir. Doğru açı 180 derece. 110'u diğer tarafa eksi olarak atarsak 180'den 110 çıktı. Kaç kaldı? 70. 2x eşittir 70 oldu. X'i bulmak için ne yapmalıyız? Her iki tarafı 2'ye bölmeliyiz. X eşittir 70 bölü 2'den 35 oluyor. Bize geniş açısı sorulmuştu. Geniş açısı zaten X. Dolayısıyla burası 35 derece. Cevabımız da D şekli. Bu güzel soruyla videomuzu tamamlıyoruz. Videoya beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Yeni videolardan ve pdf dosyalarından haberdar olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.